Yok, yok, yok. Heç bir şey yok. Cendermeler gittikten sonra hanımın odasına baktım. Üst kat, alt kat. Hiçbir yerde bir şey yok ya. Yasin ağalar da hiçbir iz bulamadılar. Ha? Aklımı kaçıracağım Seyyare bacı ya. Nereye gidiyor bu çocuk ya? Gülizar, çok mu üzülüyorsun kızım, ha? He. Kız he de niye hanıma yalan diyorsun, he? Ney? Ne ya? Dün gece Reşit Efendi'yi odana girerken gördüm. Herif hanıma nöbet tutuyordum dedi. Ama sen hayır nöbet tutmuyor, benim koynumdaydı demedim. Daha neler? Kapıma dolandı Reşit, ben de hoş dedim. Hepsi bu. Amanım. Duy da inanma. Yalanın batsın kız. Herifi odana girerken gördüm ama çıkarken görmedim. Bana bak kızım. Bu vakitte sır saklanmaz. Gidip hanıma her şeyi bir bir anlatacağım. Doğruyu söyleyeceğim. Eğer sen söylemezsen ben diyeceğim haberin olsun. Ay, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Hanım bizi çitlikten göndersin mi istiyorsun sen? El kadar bebenin hayatı bahis mevzuysa elbet. Bana bak Seyyare bacı. Muzaffer Ali hepimizin eline doğdu, tamam mı? Ha. Zarar gelsin ister miyim ben ona hiç? O vakit dua et de çabuk bulunsun bebe. Bana bak. Kız ayağını denk al ona göre ha. Hı. Hanım. Ne var Seyyare bacı? Nasıl desem, demeyecektim ama içim el vermedi. Diyeceğim artık, susmayacağım. Reşit Efendi'yi dün gece Gülizar'ın odasını orada gördüm. Ne? Muzaffer Ali'yle mi? Yok, yalnızdı. Hani size demişti ya, ben kapıda nöbet tutuyorum diye. Yalan dedi. Tövbeler olsun ki yalan. Gözlerimle gördüm Gülizar'ın kapısındaydı. Çağır şu soysuzları bana. Demek bütün gece yanaşmaların başındaydın. Bir an olsun bile ayrılmadın, öyle mi Reşit Efendi? He. Ben bütün gece kapının orada yanaşmaların başındaydım hanımım. Seyyare bacı seni Gülizar'ın odasına girerken görmüş ama. İftira hanımım. Ben bütün gece kapının orada yanaşmaların başındaydım. Hem benim ne işim var Gülizar'ın odasının orada? Gülizar, geldi mi bu senin odana? Geldi hanımım. Geldi ama yeminle kapıdan içeriye sokmadım kendisini. Derhal dışarı çıkarttım. Yemin ediyorum. Reşit Efendi bir süredir peşimde dolanıyordu. Ama yüz verdiysem namerdim. Dün gece içeride tutmadım kendisini. Yalancı it. Hanımım, elinizi ayağınızı öpeyim. Sadece 5 dakikalığına ayrıldım kapının oradan. Sabah hemen defol git bu çiftlikten. Şimdi yıkıl karşımda. Yaptığını beğendin mi? Adamı resmen çitlikten kovdurdun ya. Hiç bilmezdim böyle müzevilliklerini amma senin. Abo. Kız, ben mi kovdurdum? Ya senin dediklerin, ha?
Vallahi daş olsa zabır taşı ortasından çatlar sizin kimi insanlar arasında. Ya bu adam nedir bundan böyle ya? Ne yer, ne içer? Kız Gülizar sahne. Ne yerse yer, ne içerse içer. Sen bırak, avradı düşünsün. Allah Allah, tövbeler olsun. Hah, işte çıktı. Gidiyor. Pılısını pırtısını toplamış gidiyor kız. Dur kız, ben de bekle. Hakkını helal et Yasin Hanım. Helal olsun. Demek kaderde işte böyle it gibi kovulmak da varmış. Kusura kalma ama Reşit. Kendi düşen ağlamaz. Hanım sana bir hayli müsamaha gösterdi. Ama bu durumda ben de girsem araya bir şey fark etmeyecek. Boz. Sebep olanlar utansın. Şimdi ne yapacaksın Reşit Efendi? Biz sizin gibi bu çiftlikte doğup büyümedik Gülizar Hanım. Ama Allah'a bin şükür olsun, bizim de kendimize göre bir zanaatımız var elbet. Zaten adı batsın. Ne hayrını gördük ki bu çiftliğin, değil mi? Lakin o Güllü bundan sonra gelip benim ayaklarıma kapansa da ben bir daha bu uğursuz yere dönmem. Çiftliğinizin de, hanımınızın da bol bol hayrını gör. Benim sana bir diyeceğim daha var Gülizar. Ben sana çok üzülüyorum. Neden biliyor musun? Bu Seyyare bacı artık kocamış. Yasin Ağa desen o da öyle. Ama sen... Sen bir ömür burada hizmetçilik edip kocayacaksın ya. Sana çok yazık olacak. Hem de çok. Reşit. Hayrola kurban? Torunumdan bir haber mi var? Bir haber yok Cemşir. İşte kabak benim başıma patladı. Hıncını benden çıkardı soyka. Yapma ya. He. Seni de kovdu çiftlikten demek. Ya işte ben seni gizlice içeriye aldım ya. Ondan. Bir de işte ben sana iyilik ettim. İşte iyilik edince de yerimden yurdumdan oldum. Şimdi nereye gideceksin? Ben mi? Benim gidecek bir yerim yok Cemşir. Karşısı doğru. Ama senin ev boş. Geç otur. Öyle mi diyorsun? He. Ama ya benim elim darda ya. Ben yani param pulum yok benim Cemşir. Hadi geç otur. Hem ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürçü dükkanıdır ha. Kardeşim benim ya. Al gel bir çay çek hadi. He çay çek. Al bu çayını bardak getir. Ne
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.